Geldik Amerika Vespucci'ye. Şimdi Amerika Vespucci'nin, Amerika'nın Güney Amerika'dan bahsediyoruz. Doğu sahillerindeki izleri 1499-1502 sıralarında. Bu solda gördüğünüz, bugün çizilmiş hayali bir resmi. Sağda gördüğünüz resim de işte Rönesans'ta çizilmiş bir resmi. Fakat elinde ne olduğuna dikkatini çekerim Fatih'ciğim. Oklava. Hayır efendim. Şaka yap. Harita var. Harita var. Harita var elinde. Bu çok mühim. Bu adamlar harita yapıyorlar ve haritalarını büyük bir kıskançlıkla da saklıyorlar. Bundan sonrasını alalım. Şimdi ilk mektubu Lorenzo de Pierfrancesco'da de Medici'ye 1501-1502 seyahati esnasında yazılıyor. Niye gitti o? Bir sonraki. Bir sonrakini istiyorduk. Hayır, bu değil. Bundan öncekini. Bir önce geldi. Bundan sonrakini. Şimdi dedi ki ilk mektubunu Lorenzo di Pierfrancesco di Medici'ye yazıyor. Burada ilk defa Mundus Novus diyor. Yeni dünya burası diyor. Burası bir yeni dünya. İkinci mektubu Piero Soderini'ye yazıyor. Ve bu ikinci mektup, şimdi birinci mektup kaybolmuş. İkinci mektup basılıyor. Hı hı. 1504 veya 1505'te bu yayınlanıyor bu. Bunun adı da Lettera di Amerigo Vespucci delle Isole Nuovemente Trovate in quattro suoi viaggi. Dört seyahatinde yeni bulunan adalar hakkında Amerigo Vespucci'nin mektubu. Mektubu. Şimdi bu mektuplar Amerigo Vespucci tarafından yazılmamış. Basılan kitapta. Hı hı. Fakat onun mektuplarına dayanılarak yazılmış. Dolayısıyla Avrupa'da işte Amerika'yı İlk fark eden Amerigo Vespucci'dir diye biliniyor. Tamam, şimdi bundan sonrasını alalım. Florence'taki heykeli bu arada. Martin Waldseemüller. İşte o zamanki adete göre adını Latince imzaladığı zaman Martinus Iolacamilus diye imzalıyor. Bu adamcağız Vosges'da bulunan bir şehirde coğrafyacı. Coğrafyalar, bunlar atlas hazırlıyorlar, kitaplar yazıyorlar falan. İlk defa bir dünya haritası yapıyor bu. Ve dünya haritasında ilk defa Amerika'yı gösteriyor. Amerika'ya ilk defa Martin Waldseemüller Amerika adını veriyor. Niye Amerigo değildi Amerika? Onu bilmiyorum. Amerika adını veriyor. Bu San Diego de Vosges şehrinde cereyan ediyor. Şimdi ben seyircilerimize çok acıklı bir hikaye anlatacağım. Bunu galiba burada birkaç kere de söyledim. Piri Reis hakkında Atatürk'ün manevi kızı, büyük tarihçimiz, bir kitap yazıyor. İlber'in sevgili hocası. Evet. Değil mi? Kitapta ne diyor biliyor musun? Sandiye isimli bir coğrafyacı bu ismi vermiştir diyor. Ve Türk Tarih Kurumu sıkılmadan bu kitabı 3 defa basıyor. O kitapta diyor ki efendim Piri Reis, senin haritası şeyin Amerika'nın ilk haritasıdır. Yanlış. Şehri coğrafyacı zannediyor. El insaf be kardeşim yani. Bu kadar bilgisizlik olmaz. Ama Afet İnan Hanım yazdı diye Tarih Kurumu 3 defa bastı bunu Fatih. Yani işte bu beni çıldırtıyor. Yani bilim konuşulduğu zaman başka bir şeyin susması lazım. Yani sen Atatürk'ün manevi kızı diye bu kadar yanlış bilgiyle dolu bir kitabı 3 defa basarsan birisi bir tarafıyla güler adama. Yani herhalde rahmetli Atatürk hayatta olaydı bunları sopayla kovalardı Ankara'da. Bu yapılacak iş değil. Düşünebiliyor musun? San Diego de Vosges, adı üstünde ya, Vosges'ların San Diego'su. San Diego de Vosges, orada bunlar coğrafi kitapları yazıyor. Şimdi bundan sonrasını alalım. Bak, bu ...1907 senesinde yanılmıyorsam Almanya'da bir şatoda keşfedildi. Keşfeden
Peder Fischer. Peder Fischer şeye gidiyor, buraya gidiyor, aileyi ziyaret ediyor. Duvara bir bakıyor, bu harita var. Wolfegg Şatosu burası. Evet. Herif bakıyor, ana, bu diyor bilinmiyor. Daha önce Gere Martin Waldseemüller'in yazdığı Kozmografiye diye 1509 tarihli bir kitap var. Herkes ona referans veriyordu. Orada ilk defa Amerika'nın adı geçiyor diye. Peder Fischer diyor ki, hayır kardeşim, bu 1507. Daha da eski, bak Amerika'ya bak. Peki Amerika demiş mi orada? Evet. Bak işte burası, burası Amerika. Amerika adı geçiyor burada. Orası Güney Amerika. Güney Amerika. Ve dikkatini çekerim, Kuzey Amerika'nın haline bak. Evet. Hiçbir şey bilinmiyor daha. Güney Amerika bayağı biliniyor. Ve yakın zamanda Amerikalılar bunu satın almak istediler. Wolfegg ailesi biraz kötü duruma düşmüş. Amerikalılar müracaat ettiler. Fakat bunun satılması yasak. Alman parlamentosu, Bayan Doktor Merkel araya girdi. Ve dediler ki, ya bunu Amerika'ya gönderelim. Amerika'nın ilk defa adının çıktığı yer. İsteyen de Kongre Kütüphanesi. Evet. Peki dediler. Duvarıyla beraber duvarı söküp götürdü Amerikalılar. Evet. Ve galiba en son, yanlış kalmadıysa aklımda, 10 milyon dolar gibi bir para ödendi buna. Ucuza gitmiş aslında. Efendim yani? Ucuza gitmiş. Evet, bana da sorarsan. Ama Wolfegg ailesinin herhalde acil ihtiyacı vardı. Herhalde Bayan Merkel dedi, ya çok üzmeyelim Amerikalı kardeşlerimizi dedi. Bu Amerika'ya gitti. Bugün şeyde bu, Library of Congress'te. Şu masa kadar bir harita bak. Ha, masa kadar. Şu masa kadar bir harita. 1507 arkadaşım, dikkatini çekerim. Afrika'nın güneyi açık. Yani şeyden 5 sene önce. Piri Reis'ten 5 sene önce. Bundan sonrasını alalım. Şimdi feci resimler görüyorsun burada. Bu resimler nereden biliyor musun? Bartolomeo de las Casas'ın Brevissima Relación de la Destrucción de las Indias. Bu papaz kendi din kardeşlerinin yaptığı vahşetten o kadar iğrenmiş ki adam bu kitabı yazdı. Tabii. Ve bak şu rezilliği gösteriyor. Bu rezillik niye biliyor musun Fatih? Çünkü papazlar diyorlar ki, kutsal kitaplarda bu adamlar yok. Dolayısıyla insan olamaz bunlar. Korkunç bir şey bu ya. İnsanlara bu rezilliği yapmakla kalmıyorlar. Kitaplarını yakıyor. Bir kültürü yok ediyor adamlar. Ne uğruna? Din uğruna. Bundan sonrasını alayım. Geldik Vasco de Gama'ya. Şimdi Amerika'da bu olaylar oluyor. Şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Yani bu biraz siyasi belki katası var. Yani şimdi bugün mesela İslamiyet'i işte barbar barbar diyenler dönüp kendilerine baktığı zaman onların yaptığı barbarlığı kimse yapmış aslında. Bu hakkak. Ama o artık o barbarlığı yapmıyor. Artık yapmıyor. Ama bugün İslam, ben Müslümanım diyen adam yapıyor. Ha.